Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmete miras olarak bıraktığı yerdir. Şu peygamberin aleyhissalatu vesselam hatırasına bakınız. Yahu Mescid-i Aksa'ya gidin, gidin. Yahu hiç gidemezseniz orada kandillerde yanacak bir yağ gönderin bari buyuruyor. Gidin, gidemezseniz camide yanacak kandillerin yağını gönderin. Yürüyün gidin dedikten sonra, yaşlandın, hastalandın, annen baban hasta gidemiyorsun, devlet izin vermedi, gidemedin, herhangi bir sebeple gidemediysen, bari senin harcaman gitsin oraya. Bu noktaya varıncaya kadar, Mescid-i Aksa, bu ümmete emanet edilmiştir. Bütün dünya bedel olarak verilse, ben Mescid-i Aksa'yı veririm karşılığında diyenin imanından şüphe edilir. Kabe'yi verebilir misin? Mesela deseler ki nauzu billah Afrika kıtasının tamamı ümmeti Muhammed'in çiftliği olsun. Boşaltıp size veriyoruz. Karşılığında 10 yıl Mekke'yi bize verin deseler evet mi diyeceğiz? Mekke'nin 300'ünden 3.'sü olan Mescid-i Aksa'yı neyin karşılığında verebiliriz? Allah rahmet etsin. Erbakan ne demişti? Amerika İsrailoğullarına çok meraklıysa kendi çöllerinden bir çölde bir devlet kurdursun, taşısın İsrail'i oraya demişti. Devlet kurdurmak, arazi vermek istiyorsa kendi arazisinde verdirsin demişti. Allah rahmet eylesin. Bu topluma Kudüs düşüncesini, Mescid-i Aksa düşüncesini aşılayan önderlerden birisidir rahmetullahi aleyh. Onun bu üstün tutumunu da hayırla yad ederiz ki melekler ona hasenat taşısınlar şimdi diye. Ümmeti Muhammed 10 yıllığına bütün dünya karşılığında Kudüs'ü emanet bile bırakamaz. Neyi kim kime veriyor? Ümmeti Muhammed'in tapulu arazisi değil ki bu. Allah'ın mülkü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hatırasıdır bu. Dolayısıyla bir siyasetçinin Kudüs'le ilgilendiği kadar ümmet derdi olduğuna inanırız biz. Bir alimin konuları arasında Kudüs bulunduğu sürece ümmetin alimi olduğunu bize söyleyebilir. Bir gencin sevdası arasında Kudüs ilk sıraya geliyorsa, fiilen bunu ispat eden genç, bu ümmetin üsamesidir Allah'ın izniyle. Asiyesidir biiznillahü teala.